Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş gördük. Nasıl gidiyor yemek? Vallahi her şey süper baba. Yemekler hazır. Ama baştan söyleyeyim, mutfağa girmek yok. Ben gördüm. 5 tane yardım gemisi gelse gene de kurtaramayız mutfağı. Hani isterseniz siz şöyle bir şey yapın. Yeni bir mutfak yaptırın. Hatta mümkünse başka eve taşın. Ben bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Merhaba. Emre aniden arayınca şaşırdım vallahi. Nereden çıktı şimdi bu iftar? Hayatım, yemekleri Emre ve arkadaşları yaptı bu akşam. Ben siz becerememiş derdim. Beğenirsek babam havucun ayrı eve çıkmasına izin verecek. Kendi başının çaresine bakabileceğini kanıtlaması için böyle bir test yaptık. Benim fikrim. Nasıl fikir? Vallahi ilkel kabilelerin erkekliğe adım atma töreni gibi. Ama senden de daha modern bir şey beklemezdim. Neyse. Hiç öyle modernliğinle övünme dominant teyze. Adam senin modernliğinden sıkılıp kendini Libya çöllerine attı. Şimdi Kaddafi'nin iftar çadırında kim bilir neler yiyordur Light Selami. Hoş geldin babacığım. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Evet. Jüri üyesi Gurme Kemal geldi. Televizyondaki yemek programı gibi mi? Benim fikrim. Nasıl, beğendin mi? Hiç beğenmedim. Madem televizyon programı yapacaktın, Snake Dance yapsaydın ya. Sinek mi? Ne sineği? Snake Dance, Snake Dance. Hani var ya, Amerikan dövüşü. Anladım. Şey, hani düşüyor şey. Snake Dance, evet. Biliyorum. Evet. Havuş abimle Snake Dance yapsaydınız, kim yenerse ağrı eve çıksaydı. Benimle. Benimle Havuç abi. Evet. Smackdown. Evet. Yok abi yok. Boşa çabalıyoruz biz. Evet abi ya. Bu dominant teyzeden bize puan falan çıkmaz. Oğlum dedemle beton orçunun puanları bizde diyorum. Merak etmeyin. Çok geç oldu. Oyumu açıklayıp çıkıyorum ben. Hiç beğenmedim. İyi de daha yemedin bile. Yapılışını gördüm ya, o yeter. Önyargılı olma Emine, çocuklara şans ver. Ah be, kötü kadın müzeyen sağ olsaydı da şu günleri görseydi. Torunu büyümüş de bak, iftar ziyafeti veriyor. Yemekler hazır. Oğlum bu mu yemek? Evet. Böyle iftar yemeği mi olur? Allah, dakika bir gol bir oğlum. Evet abi ya, bu dededen de puan çıkmaz bize. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Ya dede ne oldu ki, daha yemeği görmedin? Görmesine gerek yok ki. Kokusu yetti. Evladım yemekten önce iftarlık bir şeyler olur. İnsan onunla orucunu açar. Mesela ben suyla orucumu açarım. Sonra bir tane hurma alırım. Ha, iftarlık diyorsun sen dede. Tamam, hazırladık da daha getirmedim. Şimdi getireceğim. Yalnız hurma yok da zeytin var. Olur mu? Zeytinden başka ne koyuyor lan iftar tabağına? Kahvaltılık oğlum. Dolapta ne varsa koy hadi. Tamam koy. Tamam. Aferin. Gelenek ve göreneklerimizi gayet iyi öğrenmişsin. Yani iftar hurmayla açılmazsa zeytinle açılır. Bana bak damat. Aynı eve çıkmak bu çocuğun hakkı. Koy. Dur. Tamam. Nedir bu? Terbiyeli köfte mi? Yok, terbiyeli köfte falan değil ki bu. Basbayağı bildiğimiz terbiyesiz menemen. Havuçta terbiye yok ki menemeninde olsun. Bence çok güzel gözüküyor. Meltem Hanım, siz bu menemeni eğer güzel diyorsanız Hüseyin'e de erkek güzeli demeniz lazım. Bu menemenden sempati güzeli bile olmaz. Vallahi menemenden nefret ederim. Menemen ne demek lan? Menemen. Oğlum kahvaltılık hazır mı? Havuç ya, hani puanlar garantiydi? Ne puan oğlum? Daha maça başlamadan mağlubuz be. Çocuğu yemeğe çağırmak süper değil mi? Aa, benim aklımda bir fikir var. Verin kahvaltılıkları bana. Söyle bakayım, menemen. 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 Hayır, menemen. 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 Ben de yanlış söyledim. Menemen. Ver. Koy şunu bize. Tamam abi. Dur.
Orçuncuğum sen ellerini yıkamadın mı? Sana ne? Bana babam bile karışmıyor. Ana. Ana. Anası yemekte terbiye arıyor ama oğlunda terbiye yok. Orçuncuğum hadi gel sen ellerini yıkayalım. Aa, aferin Avuç. Bu ilgisiz babaya rağmen hijyen kurallarını öğrenmişsin ya. Bravo sana. Hadi gidin yıkayın bakalım. Gel bakayım Orçuncuğum. Otur şöyle de seninle bir anlaşma yapalım. Otur otur otur. Şş, bana bak. Ne oluyor lan? Ne oluyorsun? Bak şimdi Orçuncuğum. Bir dakika bir dakika. Banyoya gitmiyor muyduk? Niye buraya geldik? Kaşıldınız mı beni yoksa? Dinle Orçuncuğum. Eğer içerideki menemeni beğendiğini söylersen sana dondurma alacağım. Külahlı mı çubuklu mu? Hem külahlı hem çubuklu. Hangisini istiyorsan. Pişirik yağlı kaşık. Madem rüşvetliyorsunuz adam gibi rüşvetliyorsunuz. Dondurmadan rüşvet mi olur ya? Sen ne istiyorsun? Cep telefonu. Ha. Tamam onu da hallederiz. Kanal arasından. 3 tane geri olandan. Tamam lan onu da hallederiz. Yeter ki beğendiğini söyle. Tamam menemeni beğendim. Hadi verin cep telefonu. Şimdi değil oğlum içeride söyleyeceksin. Tamam mı anlaştık mı? Yemezler. Hadi nerede cep telefonu? İşte burada. Eğer içeride menemeni beğendiğini söylersen iş bitince Basri abinin telefonunu sana vereceğiz. Ne? O telefonu ver oğlum. Karışmasana. Telefonu ver ya. Dur. Tut abi şunu. Tut. Borç işi bitir. Telefon senindir abi. Anlaştık. Bana uyar.